İsrail, Amerika ve İngiltere el birliği içerisinde, güç birliği içerisinde birbirine kaz vererek tabiri caizse karşısındaki kadınlara, çocuklara, yaralılara ve hastanelere savaş açmışlar. İsrail kendi eliyle bir terörist devlet olduğunu ispat etmeye devam ediyor. Bu bir. İki, ben burada hocam bizi izleyen aziz izleyenlerime şunu sormak istiyorum. Şayet biz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak Orta Doğu'nun bölünüp parçalanmasına, sınırların değiştirmesine, rejimlerin değişmesine müsaade etmemiş olsaydık, Davutoğlu'nun, tırnak içinde söylüyorum, stratejik derinliği gereği komşularımızla hukukumuzu bozmamış olsaydık ve üniter yapılarını korumuş olsalardı, ekonomik ve savunma olarak güçlü olsalardı, bugün İsrail bu kadar kolay Gazze'ye saldırabilir miydi? Saldıramazdı tabii. Onun için burada biz de kendimizi sorgulamamız lazım. O anda kulağımız hoş geliyor. İşte Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyız. İşte komşularımızla hukukumuzu bozuyoruz. Ona da Davutoğlu'nun ifadesiyle biz stratejik derinlik olarak bunu ifade ediyoruz. Sonra bütün komşularımızı kaybediyoruz. Demek ki gerçekten bizim de güvenliğimiz, aslında Filistin'in de güvenliği, Gazze'nin de güvenliği, komşularımızın üniter yapısının muhafaza edilmesi ve komşularımızın güç birliği içerisinde ortak menfaatler çerçevesinde hareket etmesinden geliyor. Maalesef bu böyle olmadı.